Selamun aleyküm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun. Seyecallahu ba'de usru yusra. Ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum. Ve innallaha bikum leraufun rahima. İnnallaha kâne tevâben rahîmâ. İnnallaha kâne gafuran rahîmâ. Ve innallaha kâne afûvan gadîrâ. İnnallaha kâne semî'an basîrâ. İnnallaha kâne alîmen hakîmâ. İnnallaha kâne aleyküm rakîbâ. İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ. Ve yansurakallâhu nasran azîzâ. İnne hizballâhi humul gâlibûn. İnnallâhu vel kavîl azîz. İnnallâhu vel ganîyul hamîd. Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hu. Hasbunallâhu ve ni'mel vekîl. La yahsinuhumul fazaul akbar. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Evet, bu sohbetimizde Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur'dan 30. lem'anın birinci nüktesini müzakere ediyorduk. Birinci nüktesinin sonlarına gelmiştik 30. lem'anın. Birinci nüktede 30. lem'anın birinci nüktesinde İsmi Kuddüs'ün cilveleri çalışılıyordu. Kainatta müşahede edilen İsmi Kuddüs'ün cilveleri çalışılıyordu. Bu bağlamda Bismillahirrahmanirrahim. Vel arda faraşnaha fe ni'mel mahidun ayetinin tefsiri bağlamında varoluşta ki gözlemlerden hareketle İsmi Kuddüs'ün cilveleri, tecellileri çalışılarak bu gözlemlerden hareketle varoluşun kaynağının mutlak Kuddüs olduğu sonucuna ulaşılıyordu. Biz haftalardır bu konuyu müzakere ediyoruz. Şimdi konunun sonlarına tam son paragrafına geldik. İnşallah bu son paragrafını bu akşam yine birlikte müzakere edeceğiz Allah'ın izniyle. Geçen hafta çalıştığımız konu çok kısaca dalaletteki cehalet kavramı vardı metinde. Onu çalışmıştık. Dalaletteki cehalet kavramını, buradaki özellikle cehalet kavramını tırnak içerisinde şöyle anladık. Bu yani dikkat edilmesi gereken bir kavram olduğuna dikkat çektik. Bunun bilmemek anlamında, günlük kullandığımız bilmemek anlamında olmadığını, aksine bilinen bir durumun inkar olduğunu, yani bile bile inkar anlamında, yani insanın içinde bulunduğu gerçekliğe göz yumması anlamında olduğunu, bu bağlamda küfür, Kur'an'ı kavram olan küfürle buradaki dalaletteki cehaletin örtüştüğünü çalışmıştık geçen hafta. Yani bildiğini inkar anlamında, bilinen bir gerçekliğin üzerine örtmek anlamında olduğunu çalışmıştık. İnşallah şimdi son paragrafa giriş yapıyorum. Geçen hafta bu paragrafa biz giriş yapmıştık ancak müzakeresini yapamamıştık. Buna vaktimiz el vermemişti. Şimdi ben metni sizlerle paylaşıyorum. Önce linki de paylaşayım. İnşallah linkini paylaştım çalışacağımız metnin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Metni paylaşıyorum. Evet, kainat sarayını tertemiz tutan bu ulvi, umumi tanzif elbette İsmi Kuddüs'ün cilvesi ve muktezasıdır. Evet, nasıl ki bütün mahlukatın tesbihatları İsmi Kuddüs'e bakar, öyle de bütün nezafetlerini de, mahlukatın nezafetlerini de Kuddüs ismi ister. Haşiye var burada. Haşiye, kötü hasletler, batıl itikatlar, günahlar, bid'alar, manevi kirlerden olduklarını unutmamalıyız.
diyor. Şimdi metnin buraya kadar olan kısmını şöyle bir müzakereye açalım diye düşünüyorum. Öncelikle geçen hafta giriş yaptığımız cümleden başlayalım. Dikkatimizi çok çekmişti bizim. Kainat sarayını tertemiz tutan bu ulvi, umumi tanzif elbette ismi Kuddüs'ün cilvesi ve muktezasıdır diyor. Burada usule dair önemli ipuçlarının olduğunu konuşmuştuk. Giriş yapmıştık daha doğrusu. Detaylı çalışamadık bunu. Yani kainattaki gözlemlerinden hareketle imani sonuçlara, bir takım sonuçlara ulaşıyor. İmani sonuçlara ulaşıyor. Kainat sarayını tertemiz tutan bu ulvi umumi tanzif elbette ismi Kuddüs'e, Kuddüs'ün cilvesidir dediği bu cümlede gözlemlerinden, kainat varoluşu gözlemler, müşahedelerinden hareketle sonuçlara ulaşıyor. İmani sonuçlara ulaşıyor. Yoksa bir takım hükümlerini, önceden edindiği bir takım hükümleri, sonuçları kainata giydirmek, varoluşa, varlığa giydirmek gibi bir tersinden bir usul takip etmiyor. Özetle burada çok ilginç, yani Risale-i Nur'un Kur'an'dan aldığı temelli usulde, usulün çok temel köşe taşlarının belki de başında olan bir, en birincisi olan bir nokta, Allah katından konuşmuyor, kainattaki gözlemlerinden, varoluşu gözlemlerinden çıkarılan sonuçlar üzerine bir düşüncesini, imanını ortaya koyuyor. Evet, bu konuda sizlerin müzakereye davet ediyorum arkadaşlar. Neler, bu usule dair neler söyleyebiliriz? Detaylarını nasıl bunun detaylandırıp açabiliriz daha da? Evet, konuşarak, söz olarak veya yazarak inşallah müzakereye buyurun arkadaşlar. İlyas Üzüm el kaldırdı. İlyas Hocam buyurun. Bu usul sizin dikkat çektiğiniz çok defa gündeme gelen, çok konuşulan ve dikkatimizi birkaç daha sizin getirdiğiniz ve getirmekte çok haklı olduğunuz hayati bir ilke, hayati bir yaklaşım, perspektif. Bu şahsen bende büyük ölçüde yerleşti bu vesileyle. Ben onun yerine metinde geçen ulvi ve umumi kelimelerin çarışımını çok kısaca dile getireceğim. Ulvi tanziften ben şöyle bir çağrışıma ulaştım. Evet, bir tanzif, bir temizleme, bir temizlenme var gördüğümüz bu alemde. En yakın çevremizden en uzak çevreye kadar var. Fakat bu temizlenmede ulvilik, yani gürültüsüz, patırtısız, dağınıklığa, anormalliğe, rahatsızlığa yolu açmayan bir temizlik var. Yani temizleme faaliyetinin kendisinde de bir incelik, kendisinde de bir güzellik, kendisinde de bir nezafet var gibi anladım ulvi kelimesinden. Çünkü bazı temizlik faaliyetlerini görüyoruz hani yaşadığımız yerlerde. Çok gürültülü, çok sıkıntılı, çok dağınık, çok rahatsızlık verici bir süreç sonunda biz temizlenmeyi müşahede edebiliyoruz kimi zaman. Ama alemdeki temizlik, kainat sarayındaki temizlik ulvi bir mahiyet arz ediyor. Gürültü, rahatsızlık verici tablolar söz konusu olmaksızın bu hayatın akışı içerisinde en nezaketli, en dikkat çekici olmaktan, rahatsızlık verici olmaktan uzak mahiyette cereyan ediyor diye anladım. Uzatmayayım. Bu umumi temizlik ve tanzif zaten anlaşılıyor. Yani bir bölgede, bir yerde, sadece bedenimizde, sadece arzımızda değil, bütün
varlık katmanlarında, bütün varlık çeşitlerinde, bütün varlık sahrasında müşahede ettiğimiz gayet açık ve gayet kapsamlı, gayet umumi bir tanzifi müşahede ediyoruz. Ve buradan yola çıkarak da biz bu kainat sarayının sahibinin Kuddüs, tertemiz, her türlü eksiklikten, kusurdan, ayıptan, noksanlıktan, hatadan beri uzak olduğunu gözlemlerimizden, müşahedelerimizden yola çıkarak anlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun İlyas Hüzüm. Dikkat çektiğiniz gibi ulvi umumi tanzif kavramı dikkat çekiyor. Benim de dikkatimi çekmişti. Burada özellikle benim dikkatimi çeken boyutu, sizin ifade ettiğiniz boyutun yanında ulvi kavramından hareketle, yani ben insan bir temizleme fiili görüyor kainatta ve bunun ulvi, umumi mahiyette olduğunu, yani ulviden şöyle anlasak nasıl olur? Kainat cinsinden bir kaynağa atfedilemez bir temizleme fiili görüyoruz. Bu temizleme fiilini kainat cinsinden herhangi bir kaynağa atfedemiyoruz. Atfedemiyorum. Böyle bir kaynağa bağlayamıyorum. Öyleyse bu temizleme fiilinin kaynağı kainat cinsinden olmayan mutlak bir varlık olması lazım diye bir sonuca ulaşıyor insan. Buradan hareketle bu temizleme fiiline ulvi umumi tanzif diyor diye ben anladım. Sizin ifadelerinizin yanına ilaveten söylüyorum. Ve devam edersek bu ulvi umumiden hareketle bir fiil, temizleme fiili görüyoruz. Bu temizleme fiilinin insan ulvi umumi mahiyette olduğunu, özellikte olduğunu müşahede ediyor. Öyleyse bunun kaynağı ne olabilir? Yani burada şöyle bir soru gündeme geliyor. Kainattaki tanzifin kaynağı ne? Kim olabilir? İnsan soruyor. Bize bu metinde ne diyor? İsmi Kuddüs'ün cilvesi. Yani bu özelliklerin, bu fiilin kaynağı, bu temizlemenin kaynağı Kuddüs olan bir kaynak. Mutlak Kuddüs olan bir kaynak. Sizin dediğiniz gibi. Evet. Bu arada bir not paylaşıldı. Hasan diyor ki kainattaki temizlemeyi ve temizliği bu kadar açık bir şekilde gözlemleyebileceğimizi düşünmüyorum diyor. Evet Hasan kardeşimiz geçen hafta da bu minvalde bir düşüncesi vardı. Hasan müsaitsen söz alarak detaylı açıklayabilirsen bu konudaki perspektifini, yaklaşımını memnun oluruz. Biz yani benim anladığım şöyle, kendi gözlemlerimizden hareketle ulaştığımız sonuçları gözler önüne sermek, yani gözümüzün önünde temizlik yoksa elbette ki var demeyeceğiz. Böyle bir neyi görüyorsak onu müzakere etmek, onu konuşmak veya onu sorgulamak. İnsan gördüğünü sorguluyor, sorgulamalı. Müşahede ettiği neyse onu sorgulayarak o müşahedesinden, gözleminden hareketle sonuçlara ulaşmak. Bilmem ne dersin sen bu konuda? Evet. Müsaitsen konuşarak, söz olarak detaylı açıklama yaparsan sevinirim. Eli havada galiba. Selamünaleyküm. Buradaki çok genel bir hükme varıldığını düşünüyorum. Hani bu kadar büyük ve genel bir hükme, kainat diyerek böyle genellediğimiz bir şeye kendi gözümüzün önünde görebildiğimiz kısa bir örnekle bütün genellemeye ulaşabileceğimizi düşünmüyorum. Hani kainatı diyelim ki dünyamızın dışına çıktık, uzaya baktık. Etrafta sürekli bir tozlar olduğunu görsek kainat temizdir diye ön kabulümüzle hani oradakiler demek ki böyle böyle bir hikmetleri var diye ona yoracağız. Ama başka bir şekilde karşılaştığımızda da zaten var olan sonucumuzu oraya göre yoracağımızı düşünüyorum. Hani temizliğin ne olduğu bile kendi içinde tartışılması gereken bir konu olabilir diye düşünüyorum. Allah razı olsun Hasan. Çok teşekkürler müzakereye konuşarak katıldığın için. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ali Mermer buyurun. Hem Hasan'ın güzel açıklamalarına
hem de daha önceki okumalardaki yapılan vurgulara dayanarak şu sonuca ulaşıyor insan. Bir defa biz kainatı bizim gözümüzde, bizim açımızdan bakarız. Biz kainatın bizzat kendisi açısından bakmayız ki kainatın tümü hakkında konuşalım. Benim görebildiğim kadarıyla dünyada varlık aleminde bir özellik gerçekleşiyor. Bu özellik değişik boyutlarda gerçekleşiyor. Bunlardan en önemlisi fiziken benim sevmediğim durumlar, varlıklar benim gözümün önünde otomatik olarak temizleniyor. Mesela karbondioksit ağaçların meyvelerinin malzemesi olarak kullanıldığı halde meyvelerde karbondioksit özelliği görülmüyor. Yani zehirleme özelliği görülmüyor. Mesela kuzgunlar geliyor veya bu leş yer hayvanlar geliyorlar. Oradaki pis, benim iğrendiğim, ben kendi açımdan bakarım olaya, kendi açımdan konuşurum. Pis geliyorlar, yiyorlar ama kendileri pis olmuyorlar. Benim açımdan hayvan pis olmuyor. Mesela ben yesem ölürüm. Kokmuş, belki günlerce güneşin altında leş olmuş, kurtlanmış bir eti. Ben yesem ölürüm ama öyle bir görevlendirme var ki, kuzgun mu diyelim, akbaba mı diyelim, neyse bilmiyorum kim ne yapıyor da. Bir hayvan geliyor, onu yiyor ve kendisi zehirli olmuyor. Da mesela galaksileri bir isim tutturdular şimdi, ne oldu da pek belli değil ama kara delik diyorlar. Yani bilemedik bir şey var. Ölenler, ölen galaksiler, yıldızlar bir şekilde kayboluyorlar ama o ölen galaksilerin kaybolduğu yerde pislik olmuyor. Mezarlığa gidiyoruz, insanların leşleriyle dolu. Bakıyoruz, leşlerin dolu olan yerdeki hayvanlar, biz oraya gittiğimiz zaman o leşlerin bizi iğrendiren halleriyle karşılaşmıyoruz. Bunlar gösteriyor ki öyle bir mukaddes temizleme var. Mesela temizlikçi memurlar, diyelim tanzifat memurları, insan cinsinden tanzifat memurları geliyorlar, arabalar, kamyonlar var veya onların özel temizleme arabaları var. Onlara pislikler atıyorlar ama kamyon nasıl kokar? Nasıl kokar? Onu her hafta mutlaka dezenfekte etmek lazım. O bu sefer topladığı çöplükten daha fazla mikrop üreten yer haline gelir. Bakıyoruz kainatın nizamından çıkan temizlemede gerçekten mukaddes, kusursuz, kendisi pis olmayan, mesela ben bulaşık yıkıyorum, süngerim ayrıca pisleniyor. Ayrıca bir de süngeri temizlemem lazım. Bulaşık makinesine bulaşıkları atıyorum, ayrıca bulaşık makinesini temizlemem lazım. Kainatın düzeninde böyle bir olay ben görmüyorum. Kainat dediğim benim kainatım Hasancığım. Yani güzel parmak basıyorsun da biz kainat, evren dediğimiz zaman başından sonuna kadar evreni kastedemeyiz. Kimse de kastedemez. Başını sonunu bilen yok. Ya zaten insanın bilmesi de mümkün değil. Bilse gayb alemiyle baş başa kalacak. Gayb alemi de zaten insanın görüp burası gayb alemi dese o da gayb alemi olmaz. Çelişkilerle dolu bir kavram geliştirmiş oluruz. Nerede evren diyorsak, evrensel kurallar diyorsak, evrensel uygulama diyorsak, bir bizim gözlemlediğimiz alan içerisinde oluyor demektir. Benim gözlemlemediğim alandan ben sorumlu değilim. Orada ne olup bittiği hakkında da spekülasyon yapamam. Fakat burada çok önemli kavramlar var. Şimdi bu ismi Kudüs'ün mukaddes, ulvi bir tanzimi nasıl gerçekleştirdiğini, onun cilvesi ne demek? Öyle bir temizleme gerçekleşiyor ki o temizlemenin kendisi temiz. Kusursuz. Peki şu cümlecik ne ya? Evet, nasıl ki bütün mahlukatın tesbihatları ismi Kuddüs'e bakar ve ismi Kuddüs'ü gerektirir, ismi ister. Öyle ki bütün nezafetler. Yani
gerçekten kendisi pislenmeden pisleyen bir mekanizmayı insanlar bulamadı. Ama kainatın mevcut yaratılış düzeni içerisinde böyle bir mekanizma çalışıyor. Tesbihat diyor. Mahlukatın tesbihatları. Bu ikinci konuşumdu. Uzatıyorum. Evet biliyorum ama şimdi birinci hakkımı kullandım. İkinci hakkıma geçiyorum. İkinci hakkım bu kainatın tesbihatı nedir? Mahlukatın tesbihatları onları madde yığını, madde atom yığını, partikül yığını, çöp yığını yani anlamsız olmaktan onların varlık alemine getirilişleri içinde onların bizzat kendilerinin tenzihi var. Yani biz öyle birisi tarafından yapılıyoruz ki biz çöp yığını falan değiliz, biz atom yığını falan değiliz. Mesela bir kitaba bakıyorsunuz kağıt yığını gibi görünüyor ama içini açıp baktığınızda onun içerisindeki yazılan yazılar mana taşıyarak kağıt yığını olmaktan daha çok kağıt yığını olmaktan çıkıyor. Mana, anlam yığını oluyor. Yani insan yığın anlamsızlık anlamında değil. Her yönüyle mana oluyor. Kağıt demiyoruz bir kitaba. Ama üzerinde bir şey yazılı olmayan, manasız, mana taşımayan kağıda kağıt diyoruz. Değil mi? Ama kitaba kağıt demiyoruz. Neye? Kitap diyoruz. Neden? Tanım gereği bu kasıtlı olarak bir bilginin, anlamın nakşedildiği yerdir. Sen bunu kağıt olarak görürsen o nakşı okuyamazsın. Ama orada nakış var, inkar eder, gözünü kapatırsın, kör olursun, kendi kendini kör yaparsın. Şimdi bu kainatın varlık alemine gelişindeki anlamlılık da bir Kuddus isminin tecellisidir diyor cümle. Çok ince, çok ilginç. Onun için biz Kuddus ismi dediğimiz zaman benim çamaşır yıkadığım çamaşır makinesinin her tarafı pis. Ayrıca temizlemem lazım. Öyle bir şeyden bahsedilmiyor. Bir, ikincisi bir de maddenin varlık alemine getirilişi tertemiz. Her yönüyle, her tabakasında makro dünyasından mikro, en düşük mikro dünyaya kadar her tabakasında anlam yüklü. Mesela kainatın parçacıklarında anlam var. Parçacıkların mürekkep hale gelişi, mesela moleküller haline gelişinde anlam var. Moleküllerin hücre veya organcıklar haline gelişinde anlam var. Bütününde bir anlam var. Ağaç olmuş, insan olmuş, tavşan olmuş bir anlam var. Bu anlamlılık onu madde yığını anlamsızlıktan çıkartıyor. Kuddusiyetin en güzel tecellisi kainatın yapmış olduğu anlam ilanatında gerçekleşiyor. O bir küçüktür. Yani bir leşi bir kuzgunu yemesi Kuddus için yani milyonda bir işlemdir. Esas biz kainatın manasını okuduğumuz zaman kutsiyet dediler Türkçe'de. Kutsallanmış şeklini görüyoruz. Varlık alemi kutsileşiyor. Yani kutsallaşıyor. O zaman insanın gözünde bunu anlayan bir kişinin gözünde kainat, madde yığını gibi görünen kainat kendi içerisinde mukaddes bir varlık oluyor. Ya mukaddes bir varlık tesbihi sayesinde. Çok ince noktalar var. İsmi Kuddüs'ü gerektirir dedi. Bunun kasıtlı olarak her şeyi mukaddes, kutsal, kutsi yapan bir özellik gerçekleşiyor kainatın varlığında. Çok ilginç. Esas Kuddüs ismini bu açıdan çalışmak lazımdı. Zaten haşiyede de onu söylüyorum. Kötü haller insan açısından kötü haller, günahlar, bid'atlar manevi kirlerdir. Onları insan tesbihat ile yani anlamlarını anlayarak maddenin bizzat kendisinden bu anlam çıkmaz. Bütün kainatı ihata eden bir ilim, bir hikmet, bir kudret
bir kasıt, bir irade bu anlamı verdi deyip gözü maddenin kendisinden çekip onun manasıyla onun yaratıcısına ulaşan bir işlemler zincirinin içerisine koyuyor insanı. Esas kutsiyet burada gerçekleşiyor. Çok önemli bir konu en son anda gündeme getirdi. Yani bir bitiş noktası demeyelim de en zirve noktası Kuddüs isminin tecellisinin en zirvesini en son paragrafa bıraktı müellif. Biz de onun meyvesini toplamamız lazım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun Ali Menver bu uzun detaylı açıklamanızdan ve özellikle ikinci müzakere konusunda belirttiğiniz gibi dikkat çektiğiniz bu detaylı açıklama için ve gerçekten müellifin en sona bıraktığı bu incelikli açıklamaları, incelikli notlarını müzakere etme bağlamında mahlukatın tesbihatını siz gündeme getirdiniz. Bu bağlamda bunu açıkladınız, detaylı yorumunuzu paylaştınız. Yunus'un eli havada. Yunus Orhan buyur. Metnin birinci nüktenin en başında linkini de paylaşayım arkadaşlar doğrudan gitmek isterse. Bu Kuddüs nüktesi diyor ki Bismillahirrahmanirrahim vel arda feraşnaha fenikmel mahidun ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam veyahut ismi azamın altı nurundan bir nuru olan Kuddüs isminin bir cilvesi Şaban-ı Şerif'in ahirinde Eskişehir hapishanesinde bana göründü. Hem mevcudat-ı ilahiyeyi kemal-i zuhurla hem vahdet-i rabbaniyeyi kemal-i vuzuhla gösterdi. Şu cümleye vurgu yapıyorum. Mevcudiyet-i ilahiyeyi kemal-i zuhurla vahdet-i rabbaniyeyi kemal-i vuzuhla gösterdi. Ali Mermer'in açtığı yerden yürüyeceğim ama ince bir nokta daha var, onu gündeme getirmek istiyorum. Hasan'ın bu güzel sorusunu da mazeret ederek. Şimdi bir atomu inceleyerek vardığım sonuç, induction diyorlar buna, tüme varım diyorlar. Bir atomu, hatta onun bir özelliğini, iki özelliğini, üç özelliğini birleştirmek suretiyle genel bir hüküm çıkartmak. Felsefede çok eleştirilen bir metot bu. Çünkü insan aklının kabul edebileceği bir ilişki türü değil ki Hasan'ın işaret ettiği hususun burada olduğu kanaatini taşıyorum. Fakat dikkat etmemiz gerekiyor ki yatay ilişkilerle alakalı bir hadisedir bu. Bütün kainatı mı dolaştın arkadaşım? İnsan taklit ehli olamaz. Ben maymun muyum der, itiraz eder, doğru der. Ama bir atomun yaratıcısını, varlık kaynağını araştırdığınız zaman o atomun varlık kaynağının sonsuz özelliklere sahip olması lazım gerektiğini, varlığının zati olması gerektiğini, dolayısıyla sonsuz, mutlak olması gerektiğini anladığımızda, ki şu an bunu çalışmıyoruz, ikinci bir atomu inceleyip de peki bunun varlık nedeni nedir diye incelemenize gerek yoktur. İşte burada induction, tüme varım problemi denilen, bu felsefecilerin şiddetli bir şekilde alay ettiği bu istikrar metodunun tutarlı olduğu bir noktadır. Yoksa iki sebep arasındaki ilişkide istikrar tutarlı değildir. Ama yaratıcıyı anlamada, varlık nedenini anlamada 2-3 tane örneğe gerek yoktur. Bir örnek dahi yeter. O bir örnek bize tüm kainatın kimin tarafından var ediliyor olduğunu anlamamıza yeter. Şöyle söyleriz. Yani eğer istikrayı siz iki varlık arasında kıyas yapmak istiyorsanız, diyelim ki İstanbul'daki bütün evlerin çatısı var dediğimde, bu yatay ilişkidir. Tek tek incelemem gerekir bütün evleri. Bence hepsinde var bunların çatı dediğinizde buna felsefeciler ve bugünün bilim insanları gülerler. Çünkü her evi tek tek incelemeden her şeyi içeren bir cümle kullanamazsın. Bu cümle mantıken tutarsız olur. Ama Nursi'nin istikra yaklaşımında, Kur'an'ın istikra teklifinde, tüme varım teklifinde böyle bir yatay ilişki yok. İstanbul'un bütün evlerinin çatısı var cinsinden bir argüman çalışılmıyor 30. levhada. Kur'an'ın gösterdiği istikra, tüme varım usulünde bir meseleyi çalıştığımızda o şeyin
diğer eşya ile ilişkisini çalışmıyoruz. Çamaşır makinesi eşyaları temizlerken yanı kirli kalıyor şeklinde bir ilişki ağını çalışmıyoruz. Varlık nedenini araştırıyoruz. Yani o şey yok iken var oldu. Varlığı yokluğuna tercih edildi. Peki o şeyi yokluktan varlığa çıkarmak için öyle bir özellik lazım ki o şey varlığı kendinden olması lazım. Eğer kendindense zati yani ise o zaman kainat cinsinden olamaz. Çünkü kainatta varlığı zati olan hiçbir şey olmadığını, olamayacağını kainatın tanımından çıkartıyoruz. Çünkü bunların hepsi var edilmeye muhtaç olandır. İnsan aklı bunu anlıyor. Her yere bakmasına gerek yok. Ben var edilmeye muhtaçsam bütün varlıklar var edilmeye muhtaçtırlar. Bir atomu yapamayan bir kainatı yapamaz önermesi Risale-i Nur'un en temel önermesidir. Arkasındaki espri de budur. Ben var edilmeye muhtaçsam bütün varlıklar var edilmeye muhtaçtırlar. Kainat içinde geçerli olan bir hüküm bu yani onu demeye çalışıyorum. O zaman bu kaynağın mutlak olması lazım dersin. Bunu dedikten sonra atomun var edilmesi için onu var edenin mutlak olması gerekiyor ama biz bilmiyoruz ki bir galaksinin bir köşesinde bir atom varsa onun varlığını yokluğuna tercih edecek kaynağın da mı mutlak olması gerekiyor diye bir araştırmaya girmeye gerek yoktur. Çünkü biz burada yatay ilişki indüksiyonu yapmıyoruz. Dikey ilişki indüksiyonu yapıyoruz. Yani mümkünden vacibe gidiyoruz. Bir mümkünden vacibe ulaştığınızda vacip mutlak olmak zorundadır. Bunu bize mantık söyler. Yani vacibin mutlak olması lazım geldiğini mantık söyler. Buna a priori'ler falan da denir. Mümkün olanın var olması için bir vacibe gerek varı ise insanın müşahedesi söylüyor. Bunun ikisinin arasını açmak lazım. Ben müşahede ediyorum ki bir mümkünün var olması için bir vacip lazım. Bunu müşahedem söylüyor. Ali Mermer bunu az önce benim muhatap olduğum kainat söylüyorum arkadaş. Ama vacip kainat cinsinden olamaz. Bunu mantık söylüyor. Çünkü vacibi ihata edemeyiz. Ama vacibin esensini, mahiyetini diyelim, ihata edememek ayrıdır. Vacibin olması gerektiğini yani vücudunu tasdik etmek, var olması gerektiğini anlamak bu tamamen bambaşka bir hadisedir. Ve müthiş bir hadisedir. Mevcudiyet ilahiyeyi kemal-i zuhur... Bitiriyorum Alaaddin. Mevcudiyet-i ilahiyeyi kemal-i zuhurla hem vahdet-i Rabbaniye'yi kemal-i huzurla gösterdiği ifadesinden bunu anlıyorum. Özür diliyorum çok uzattım. Alaaddin de müdahale etmek durumunda kaldı. Buyurun. Estağfurullah. Çok güzel gidiyordu. Ben çok güzel detaylı açıklıyordum konuyu ve yorumlarını paylaşıyordun. Vacip mümkün kavramını sen gündeme getirdin de kainat cinsinden olmaz vacip dedin de bir cümle aklıma geldi bir nokta. Onu paylaşmak istedim hem seninle hem de bütün odayla. Yani vacip olan, vacibi gerektirir mümkün dedin. Varlık kaynağını sorgularken vacibi gerektiriyor mümkün ve vacip olan kainat cinsinden olmaz. Tersinden düşündüğümüzde kainatta olan, kainat cinsinden olan, kainattan herhangi bir şey ise vacip olamaz. Dolayısıyla da varlık kaynağı olamaz diye cümlenin tersinden kurmak istemiştim. Sence de makulsa. Yo, Allah razı olsun. Şu son cümleyi söyleyerek özür diliyorum, onu bitireyim. Var olması gerektiğini anlamak aklın, mantığın sonucudur. Akli bir muhakemenin sonucudur. Bunu reddeden insan kendisine karşı gelir. Kendisine karşı bir tavır takınmış olur. Çünkü mantığını reddediyor. Biz mutlaka anlayamadığımız halde, mahiyetini bilmediğimiz halde varlığını tasdik edebiliriz. Bir var olanın mevcudiyetini tespit etmek için mahiyetini bilmemek buna engel değildir. Bunlar çok önemli prensiplerdir. Aynı şekilde burada da mevcudiyeti ilahiyeyi kemal-i zuhurla yani kudüslük fenomeninin ne denli yaygın olduğunu, nereye bakarsan bak herhangi bir kudüs üzerinden bu kainatı var edenin kudüs olan olduğunu, bu kainatı var eden vacip olan o var edicinin özellikleri, ya kendisi zati ise ve mutlak ise özellikleri de zati ve mutlak olmalıdır. Özellikleri mutlak olanın
tecellisi her zaman her yerde olandır sonucuna insan mantıken geçiş yapar. Bu indiksiyonun felsefedeki indiksiyonla alakası yoktur. Teşekkürler Yunus. Özellikle dikey ilişkiye dikkat çektiniz. Dikey boyutta, yani varlık, bir şeyin varlığa gelmesini, gelmesinde varlık kaynağını sorgulamak, herhangi bir şeye bu şekilde muhatap olduğumuzda, sorguladığımızda, tümevarındaki sıkıntı, yatay boyuttaki o gündeme gelen felsefedeki sıkıntıların geçerli olmadığını gündeme getirdiniz. Allah razı olsun. Şimdi yani, Abdurreşit'in eli havada. Hasan'ın dediği çok doğru. Hasan'ın dediği çok doğru. Özür diliyorum. Yani eğer bu odada, ki çok büyük bir hüküm bu dedi. Çok büyük değil. İmkansız bir hüküm diyeceğim ben ona. Hasan'ın dediğini biraz daha perçinleyeyim. Her yer temiz falan. Ne diyorsun ya? Bu adam atıyor derim. Hasan da onu diyor herhalde. Ya bu atıyor ya kafasından. Değişik değişik. Herhalde camide dinini öğrenmiş. Dindar birisi herhalde bu. Herhalde dindar bir yerde doğdu. Allah temizdir deyip atıyor diyor Hasan. %1 milyon doğru söylüyor. Ama burada konuştuğumuzun o olmadığı hususunda birbirimizi anlayabildik mi acaba? Hasan'ın ben Ali Mermer'in dediğine ve üzerine ilave ettiğimiz yorum hakkında ne düşündüğünü şahsından duymak isterim. Evet, özellikle bir şeyin varlık alemine gelişini sorguladığımızda bir şey nasıl yapılmaya muhtaç ise bütün kainatının da yapılmaya muhtaç olduğu sonucuna bu şekilde, bu dikey yöntemle ulaştığımızı, insanın ulaştığını muhakemesiyle gündeme getirmen bu konuda çok anlamlıydı. Yunus, teşekkürler. Şimdi Abdurreşit'i dinleyelim. Onun ardından da Ali Mehmet'in gündeme getirdiği ikinci müzakere konumuz olan mahlukatın tespihatları noktasında Ali Mehmet'in çok önemli açıklamaları vardı. O minvalden, o yoldan inşallah hareketle mahlukatın tespihatları ismi Kudüs'e bakar. Bu ne demektir? Ali Mehmet detaylı açıklamalar yaptı. Oradan hareketle yine haşiye var metinde. Onları inşallah müzakere edelim. Abdurreşit, buyurun. Ben özellikle Ali abinin vurguladığı anlam üzerinde ve bir de Yunus'un vurguladığı anlamın her yerde olması, daha doğrusu kuddüsiyetin her bir şeyden kuddüsiyete gidilebileceği vurgusunu pekiştirmek için farklı bir perspektiften bakacağım. Yani daha farklı örnekler vererek, perspektiften örnekler vererek kuddüsiyete ayrı bir pencere açmak niyetini taşıyorum. İnşallah muvaffak olurum. Şimdi biz şeyden bahsediyoruz. Mesela temizlik dediğimiz zaman temizlik kavramının çok değişik yansımaları var. Mesela sesin temizliğinden bahsederiz, değil mi? Mesela görüntü temizliğinden bahsederiz. Mesela ahlakın temizliğinden bahsederiz. Mesela nasıl söyleyeyim, karakterin temizliğinden bahsederiz. Temizlik kavramını çok yerlerde çok farklı bir şekilde kullanabiliriz. Bu sırada Hasan Yunus'a cevap vermek istiyorsa önce o söz alabilir. Onu da söyleyeyim. Yunus çünkü bir soru sordu, ondan duymak isterim tarzında. Ben sonra devam edebilirim yani Hasan. Tamam Hasan, Yunus'a cevabın varsa buyur. Hasan diyelim. Önceden açık. İlk kaldırı değil herhalde. Yok, sonradan kalacağım ama siz devam edin isterseniz. Ben sonra aslında tam anlatmak istediğim anlaşılmadı. Detaylı bir şekilde açıklayayım. Siz buyurun Hasan. Buyur. Çok önemli. Ben de senin dediğine cevap mahiyetinde de bir şey söyleyecektim. Sen pekiştir söyleyeceğini. Tamam. Teşekkür ederim. Ya bir buradaki konuyu dağıtmaktan hani biraz rahatsızlık hissediyorum ama hani öyle bir şey olduğu zaman uyarabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yok, estağfurullah Hasan, rahat bir şekilde düşüncelerini gündeme getirebilirsin. Sen yorumlarını, düşüncelerini, sorularını paylaşabilirsin. Buyur. Teşekkür ederim. Yani ben sadece bir dünyanın dışındaki evrende bu değil. Bizzat kendi içimdeki yaşadığım kainatta dahi bunu bu kadar rahat bir şekilde algılayabileceğimi düşünmüyorum. Hani temizlik, hani Yunus Bey sonradan meydana gelen şeylerin hani bir var ediciye götürmesi gerektiğini söylüyor. Ama ben böyle bir şeyin varlığının doğru olup olmadığını konusunda bile bir sonuca varabilmiş değilim ki onu bir yaratıcıya bağlayayım ya da onu bir ilk kaynağa bağlayayım. Şu an ben kendi etrafıma baktığım zaman temiz nedir sorusunun cevabını tam olarak bulamıyorum. Temizlik bir şeyin aslına uygun olması mıdır? Veya ben bir köydeyken işte hayvan pislikleriyle ihtiyacı yönelik bir takım işlemler her tarafta olurken ben dışarıdan onu kirlilik olarak atlarken
Oradaki insanlar bunu tamamen temizlik olarak algılayabilir. Hani geçen hafta yine bir hayvan leşi örneği vermiştim. Hayvan leşine ilk başta baktığımız zaman hayvan leşi ilk orada hani bizim için rahatsız etmeyecek. Sadece orada bir leştir. Kokusu yoktur. Kendi halindedir. Ama temizleme sürecine başladığı andan itibaren bir süreç biraz rahatsız edici olabilir. Yani kurtçuklar falan oluşur. Hani ben dışarıdan baktığım zaman daha pis bir haldedir ama biliyordum ki sonuç olarak hani o temizliğe giden bir aşamadadır artık. Ve en son bittiğimde artık ihtiyaca yönelik bir ortadan kaldırılmıştır. Eğer temizlik onun ortadan kalkmasıysa bir amaca ulaşmıştır. Ama ben kainata veya kendi çevreme baktığımda bir süreci tam olarak gözlemleyemiyorum. Buradan tam gözlemlemediğim bir süreç içinde bir yaratıcıya çıkış yolu olduğunu düşünmüyorum bunun. Teşekkür ederim. Teşekkürler Hasan. Abdurreşit konuşmanızı dinleyip ona göre de cevaplarını tekrar revize veya açıklamalarını yönlendirecekti. Buyurun Abdurreşit. Biz bir kavramı önce genel zahiri ve ilk anlamıyla anlarız ve temizlik denen fiilin ne demek olduğunu kendi dünyamızda test ederiz. Ama temizliğin çok farklı varyasyonları var. Yani varyasyonları var. Çok değişik anlam katmanları var. Bu anlam katmanları aslında bu konuyu anlamamıza vesile olacağını düşündüğüm için bu konuyu vereceğim. Mesela ses temizliğinden bahsederiz. Kainatta gerçekten çok ilginç bir şekilde insan gözlem yaptığı zaman mesela ben sizin sesinizi kolaylıkla algılayabiliyorum. Her şeyin sesi var. Her şeyin sesi var. Güneşteki patlamaların bir sesi var. Karıncanın hareket ayak sesi, ayak sesleri var. Bütün sesler gerçekten birden aynı anda ortaya çıksa, yani temizlik, ses temizliği yapılmamış olsa kimse kimseyi duymazdı. Mümkün de değildi. Bunu anlayabiliyoruz. Fiziken anlayabiliyoruz bunu çok rahat. Yani karıncanın ayak sesleri dahi işitiliyor olsaydı ve bütün canlıların patlamalarının sesleri işitiliyor olsaydı kainatta hiçbir şeyin sesi duyulmazdı. Ses kirliliğinden kainatın kainattaki ve varlıkların seslerini anlayamayız. Ama biz öyle bir kulağa sahibiz ki bütün insanların bütün seslerini bütün diğerlerinden ayırt edebiliyoruz. Hatta kişilerin seslerini, kişilerin mimiklerini dahi anlayabilecek konumdayız. Sadece kişiler değil, hayvanların, değişik hayvanların seslerini de algılayacak durumdayız. Ve hatta değişik maddelerin, her maddenin kendine ait bir sesi var ve ben bu sesi algılayabiliyorum. Her maddenin, evet, metalin de sesi var, tahtanın da sesi var, yumuşak olan bezin de sesi var, her şeyin bir sesi var. Ve ben bu sesleri çok clear bir şekilde, çok net bir şekilde, çok temiz bir şekilde algılayabiliyorum. Bu algılayabiliyor olmam benim yaptığım bir şey değil. Kainatta ses skalası sonsuza varan bir özelliğe sahipken, belli bir ses skalası içerisinde 20 ile 20 bin hertz arasındaki sesleri işitiyor olmam ve bu işitiyor olmamla birlikte bütün canlıların farklı frekanslarda benim kulağıma gelmesi ve bunu anlıyor olmam muhteşem bir şey. Yani her bir şeyin sesi temizlenmiş ve benim işitebileceğim bir konuma getirilmiş. Hatta sesini duymadıklarımın sesini dahi bir alet vasıtasıyla ona gidebiliyorum. Bu burada böyle bir yani ona ulaşmam, onun sesine ulaşmam noktasında bir karışıklık, bir bozukluk, bir şeylik yok. Her şeyi net bir şekilde işitebilecek bir mahiyete sahibim. Bu aslında çok muhteşem bir şey. Mucizevi bir şey. Her şeyi duyabiliyorum. Ben bir şeyi duyabiliyor olmamla senin sesini duyabiliyor olmam demek bütün kainattaki bütün mevcudatın sesleri temizlenip ayıklanıp senin sesin özel olarak benim kulağıma gelebilecek şekilde ve her gün, her seferinde senin sesini duyduğumda bu Alaaddin'in sesidir diyebileceğim bir konumdayım. Bu muhteşem bir şeydir. Bu ne demektir? Alaaddin sesini diğer mevcudattaki, mahlukattaki bütün seslerden ayırt ediyor olabilmem, Alaaddin sesi benim için temizlendiğini, benim anlayabileceğim bir, tanıyabileceğim bir konuma getirildiğinin bir delilidir. Aynı şekilde görüntü de öyledir. Mesela her şey, hücreler dahi, atomlar dahi gözükmüş olsaydı görüntü kirliliğinden hiçbir şey göremeyecektim. Ama öyle bir şekilde, kainat öyle bir şekilde dizayn edilmiş ki tozu bile görebiliyorum. Toz gözüküyor, fark edilebiliyor ve toz olarak bir anlam ifade ediyor. Ben tozu toz diyebiliyorum, kire kir diyebiliyorum,
Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla her şeyi tanımlayabiliyorum. Benim bir şeyi tanımlayabilmem için bütün kainattan onun arındırılıp benim görebileceğimi, fark edebileceğim bir şekilde yapılmış olması gerekiyor. Bu muhteşem bir şey. Ben bir kalemi görüyorsam bütün kainattan ayıklanmış ve bütün kainattan temizlenmiş, karıştırılmadan benim anlayabileceğim bir konuma getirmiş bir şeye bakıyorum aslında. Dolayısıyla bu Yunus'un dediği noktaya da vurgu yapıyor. Ben kalemi görüyor olmakla aslında bütün kainatın kirlerinden arındırılmış bir şeye bakıyorum. Demek ki bütün kainatı yapan kalemi tanımam için kalemi tertemiz bir şekilde benim önüme getiriyor. Yani kalem denen kavramı algılayabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu ne demektir? Bütün kainatın karma karışık olması ihtimali izale edilerek, elenerek, temizlenerek bana kalem diye bir anlam, bana toz diye bir anlam, bana bir çekirdek diye bir anlam, insan diye bir anlam. Hatta öyle ki duyguları bile tanıyabiliyorum. Hatta şuna da gelelim. Mesela elim dokunduğum zaman, elimizle dokunduğumuz zaman sert, katı, pürüzlü, pürtüklü bilmem ne her şeyi algılayabiliyoruz. Hatta dokunduğumuz zaman dokunduğumuz şeyin ne olduğunu gözümüz kör olsa bile ne olduğunu fark edebilecek konumdayız. İnsanın bu ayıklama kabiliyeti bir temizleme fiilinin yani o şeyi tanıyabilecek şekilde var edildiğini görüyorum, anlayabiliyorum. Böyle bir fiilin gerçekleştiğini görüyorum. Bu da her şeyi benim için anlamlı kılan, fark edilir kılan ki bunun çok değişik boyutları var. Ben özellikle ses, görüntü ve dokunma açısından ele aldım. Sonsuz boyutu var. Bu sonsuz boyut içerisinde bir şeyi algılıyor olmam aslında her şeyi bilen ve her şeyin içerisinde o şeyin mesela olarak, görsel olarak bana bildirilmesi, işitsel olarak bana bildirilmesi mucizevi bir kuddüsiyeti, bir kuddüs ismini çağrıştırıyor. Yani bunu anlayabilirim. Ben bu açıdan baktığımız zaman her bir şeyde, her bir şeyin anlaşılır, fark edilir, anlamı ne olduğu tanımlanabilir. Hatta hücreyi bile tanımlayabiliyorum. Mikroskop veriyor, mikroskopla hücreyi görüyorum. Ama hücre mikroskop olmadan görünür olsaydı hiçbir şeyi göremeyecekti. Atomlar dahi her şey bir anda görünür olsaydı, elenmemiş olsaydı, ayıklanmamış olsaydı, temizlenmemiş olsaydı görüntü kirliliğinden hiçbir şey görmeyecekti. Tıpkı şöyle düşünün, yani atomları toz bulutu gibi düşünün. Dünyayı toz bulutu kapladığı zaman hiçbir şey gözükmüyor, değil mi? Onun gibi her şey görünür olsaydı ama her şey karmakarışık oldu. Ama ben görmek istediğim neyi bana gösteriliyorsa onu görebiliyorum. Çünkü o temizlenmiş, ayıklanmış, bütün kainattan elenmiş ve benim görebileceğim bir konuma getirilmiş. Bu da o şeyin anlamı benim dünyama gelsin diye yapılmış. Anlam olsun diye yapılmış. Bilinsin diye yapılmış. Bunu fark edebiliyorum. Bu yapılmadan anlıyorum ki biri var benim kainatı anlamamı, anlamlandırmamı istiyor diye anlayabiliyorum. Bu da bütün mevcudat varlığıyla her bir şey ona delalet ediyor. Çünkü her bir şey kendi varlığının anlam olarak söylüyorum. Ağaçsa ağacın bütün özellikleriyle bana tanıtılması kastedilmiş. Bu kasteden benim o anlamı anlamam için kastetmiş, onu clear, tertemiz yapmış, her yönüyle tertemiz yapmış. Ben bir şeye baktığım zaman bütün kainattan elenip bana gösterilen bir şeyi görüyorum. Dolayısıyla aslında o şeye baktığım zaman bütün kainatı bilen, bütün kainattan ayıklayıp bana bu şeyi gösteren bir yaratıcıya, yaratıcının varlığının şahidi oluyorum. Bu kadar. Teşekkürler Abdülreşit. Siz de Ali Mermer gibi özellikle temizlik kavramının nasıl anlaşılması gerektiği noktasında bir diğer boyutta çok dikkat çekici bir şekilde insanın varlığı okuması bağlamında herhangi bir varlığın insana anlam ifade etmesi, kısaca öyle anladım ben sizi, bir insanın bir şeye bakıp o şeyi okuması, o şeyden anlam, mana çıkarması boyutuyla temizliği bu şekilde insana temiz olarak sunulması yönünde ifade ettiniz. Çok teşekkür ederim. Yunus'un eli havada. Öncesinde Ali Mermer'in notu vardı. Ali Mermer'in notunu Yunus'un özellikle önceki konuşmasına yönelik bir notu var. Onu paylaşalım. Sonra sözü Yunus'a bırakalım. Ali Mermer,
Yunus'a. Çünkü tümevarımı, Yunus'un tümevarımı üzerinden yaptığı deminki konuşması üzerine paylaştım notunu Ali Mermer. Çünkü tümevarımın Nursi, bir şeyin varlığının ancak mutlak olması zorunlu olan bir varlık kaynağına ihtiyacı var deniyor. Yani Nursi'de mantık, bir şeyin varlık alemine gelmesine baktığımızda o varlık alemine gelen şeyin varlık kaynağının ancak mutlak olması gerekir. Varlık kaynağının sonsuz olduğu zorunlu ise, sonsuz olması gerektiği zorunlu ise, bu kaynak sonsuz olduğu için başka bir şeyin varlık kaynağını araştırmak zorunda olmuyoruz. Yani anladığım benim, bir şeyin varlık kaynağını sonsuz olarak tespit ettik ise, bulduk ise, bu sonuca ulaştık ise, artık o sonsuz kaynak diğer her bir şeyin de varlık kaynağıdır. Sonucuna insan muhakemesi rahatlıkla ulaşabilir. Zaten bir varlığın varlığı için sonsuz kaynağın tespit edilmesi evrensel bir sonuç olur. Evet, yorumunu bu cümleyle bağlıyor Ali Mermer. Bir varlığın varlığı için varlık alemine gelmesi, varlığını sorgularken nasıl varlık alemine geldi diye sorguladığımızda, varlığı için sonsuz kaynağın, yani mutlak olan bir kaynağın tespit edilmesi evrensel bir sonuç olur. Yani tüm her bir varlık için, her bir şey için bu sonuç geçerlidir demek istedi. Evet, Yunus buyur. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu konuda notlarımızı toparlayıp vaktimiz de daralıyor. Ali Mehmet'in de ilk konuşmasında gündeme getirdiği bu yorumlardan sonra her bir mahlukun yani tesbihatı ne demek oluyor? Mahlukatın tesbihatı ne demek oluyor? Bu kavrama inşallah müzakeremizi kanalize edelim diyorum. Yunus buyur. Konu açılıyor. Allah razı olsun. Birbirimizi anlamaya başladığımızı hissediyorum yavaş yavaş. İyi anlamak lazım. Özellikle Hasan'ın şu yorumundan sonra şunu söyleme ihtiyacı hissettim. Yani bu noktada aynı sayfada olup olmadığımızı merak ettim. Temizlik demek bizim için olan bir tanım. Yoksa kainatı var eden için bir tanım değil ki. Allah katından konuşmuyoruz. Bu kainat zıtlarla var. Soğuk, sıcak, büyük, küçük, temiz, kirli gibi zıtlıklarla fenomenler yaratılıyor. Bize zıt görünen konumuz itibariyle temiz, kirli hep insan referanslı hükümlerdir. Fil hakika eşyanın varoluşu açısından bir şeyin temizliğini, kirliliğini, hayrını, şerrini, büyüklüğünü, küçüklüğünü tanımlayamayız. Onu da konuşmuyoruz. Bir şey gördük. Ev gördüm. Temizdir dedim. Bu bana göredir. Benim bir başka referans noktama göredir. Fil hakika konuşmuyoruz. Yoksa varlığın temizliği, kirliliği diye bir şey yok. Ben öyle tanımlıyorum. Çünkü benim kafamda kirli, atıyorum bana sevdirilmemiş bir çöp var. Ama bana göre güzel kokan, bana göre güzel kokan bir yere girdiğimde burası temiz diyorum. Temiz olanın ne olduğunun kişiden kişiye değişmesi başka bir hadisedir. Temizlik fenomeni diye insanlığın üzerinde konsensüs etme çabası üzerinde bulunduğu, ki bunun da konsensüsünün tam anlamıyla sağlanamayacağı noktasında bu birçok yaklaşım, felsefi yaklaşım var. Ama iletişimimizde temizlik dediğimizde şöyle küçük de olsa ucundan yakaladığımız bir unsur var. Ona konuşuyoruz. Dil birliğimize sebep olan bir temizlik fenomeni var. Burada metnini okuduğunuz arkadaş, İsmi Sait. Tanıyor musunuz bilmiyorum. Sait bu adamın adı. Sait diyor ki benim temizlik anlayışım bu. Oradan örnek veriyor. Hasan diyecek ki ben Sait Nursi'yi falan kazımam. Zaten benim burada da böyle şeyler yok. Ben temizlik anlayışım derken şunu kastediyorum. Hay hay efendim. Hay hay. Onun üzerinden konuşalım. Bir şey değişmez ki. Varoluşu konuşmak için buradayız. Sen bana kendi kontekstinden konuş. Zaten öyle yapmamız lazım.
Başka türlü içselleştiremeyiz ki. Sen kendi anlayışına göre bu metni kendi kontekstinde içselleştirme çabası yapacaksın. Yoksa ben buraya Said Nursi'yi anlamaya gelmedim ki. Kim ya Said Nursi? Bu anlam. Ben gerçeğimi anlamak için bu odadayım. Kendi kontekstimde bu meseleleri anlama çalışmasına girmem lazım. Benim kafamda kirli, bana sevdirilmemiş bir çöp var. Ama bana göre güzel kokan bir yere girdiğimde burası temiz diyor. Temiz olanın ne olduğunun değişmesini konuşma. Sen de kendi anlayışına göre içselleştireceksin. Eğer o başka referans noktana göre temizse temiz diyorsun. İlla tarif istiyorsak söyleyeyim yani bana göre rahatsız eden unsurların arınmasına temizlik diyelim efendim. Eğer kendim referanslı konuşacaksam ev evdir derim biter yani. Demek ki temiz kirli gibi terimlerin relatif göreceli terimler olması ayrı bir hadise. Ve bunların harici vücudu olan terimler olmadığını bilmemiz lazım. Harici vücudu olan bir şey tanımlamazlar. Ama benim ona temiz lafını takmam, tamamen benim algılamamla ilgili, tamamen benim kavramsallaştırmamla alakalı. Sonuç, benim bir şeye temiz ya da kirli diye sıfat takmam, benimle olan ilişkisinde beni ilgilendiren yönüyle konuşuyorum demektir. Buna dikkat ettiğimiz zaman biz nesnenin sadece varoluşlarıyla ilgileniriz ve başlarız bana göre temiz olanın varlık sebebini sorgulamaya. Hasan desin ki isterse, arkadaşım bu kainatta benim sadece ve sadece bir tane temiz dediğim bir şey var. Tamam. Yeter arkadaşım, onu anlattım ya. Yeter, onu konuşalım. Onun varlık sebebini konuşalım. Buna dikkat ettiğimiz zaman sadece meselelerin varoluşlarıyla, varoluş biçimleriyle bize ne demek istiyor olduklarını anlama çalışmasına girdiğimiz zaman başlarız varlık sebebini sorgulamaya. Neden bu bana temiz görünüyor da bu kirli görünüyor derim ve sonu gelmez muhteşem bir marifetullah sorgulaması başlar. Yunus, Ali Mehmet sen konuşurken sana ilaveten bir not paylaştı. Yine mi gol değil Hasan? Onu soracaktım. Yani gene mi anlaşamadık? Bu arada Ali Mehmet'in Yunus sana ithafen paylaştığı, yani senin yorumuna senin yorumunu takip ederken sana ilaveten paylaştığı notu ben paylaşayım ve Hasan'ı da bekleyelim ne diyor. Diyor ki Ali Mermer, leş benim için iğrenç fakat bir kuzgun için baklava. Ben evrene benim açımdan bakabilirim ancak beni benim algılamam ilgilendirir. İnsan kendi algılamaları, kendi algıladığı dünyası açısından yorumunu, çıkarımını yapar. Evet, şu an Erdoğan ve Abdülreşit'in eli havada. Bu arada Hasan'ın bir notu vardı. Erdoğan geçildi daha önce de, onu da paylaşalım. Hasan diyor ki bu yorumlardan ulaşabildiğim sonuç hikmetli bir yaratılış, temiz bir yaratılış değildir diyor. Diyor. Belki bu konuda Erdoğan ve Abdülreşit'in söylemek istediği bir şeyler olabilir. Erdoğan buyur. Evet, ben affınıza sığınarak yine metin okuduğumuz birinci nükteden bir metin okuyacağım. Temizlik kavramını Yunus çok güzel izah etti. Yani görecelik bize göre baktığımız açıdan tanımlamalar yapıyoruz. Evet, bu benim dünyamda bir temizlik fenomeni veya bir temizlik kavramını elle tutulur bir hale getirdi. Ya buradaki temizlik kavramını bir çerçeveye oturtursak, şu metinde aslında müellif buna dikkat çekiyor. Sanki zihinlerimizde bu temizlik kavramının sınırlarını veya ne anlama geldiğini ifade etmeye çalışıyor. Halbuki bu fabrikayı kainat ve misafirhaneye arz o derece pak, temiz ve naziftir ve o kadar kirsiz ve bulaşıksızdır ve ufunetsizdir ki, bakın ne demek bu? Yani temiz olması, kirsiz ve bulaşıksız olması ne anlama geliyor? Aynı zamanda temizliğin de bir tanımı yapılıyor. Çok ilginç bir tanım. Bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfi bir kir bulunmaz. Bakın tesadüfi
bir kir bulunmaz. Yani kir kelimesiyle beraber kullandı. Zahiri bulunsa da, ki bu zahiri anlamını Yunus'un o izah ettiği anlamda anlıyorum, bize göre veya başka bir birine göre veya başka bir mahluka göre, çabuk bir istihale makinesine atılır, temizlenir. Buradaki istihale makinesinin de buradaki istihale makinesinin altını çizmem lazım. Bunun üzerinde aslında ilk zamanlarda çok konuştuk mu bilmiyorum. Yani mesele bize göre kirli veya temizliğin ötesinde bir şey var burada. Temizlik anlamı var. Aslında bizim kendi dünyamızda kavramlaştırdığımız temizlik bunu bize biraz hissettiriyor. Şöyle ki, yani bir kir de ses geliyor mu? Erdoğan, ses yok. Erdoğan'ın sesi kesildi herhalde internette, muhtemelen kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı. Erdoğan gelince başlar, Abdurreşit'in eli havadaydı. Abdurreşit, siz buyurun. Pardon, Erdoğan ses, şu an nasıl durumunuz? Erdoğan ses, bir konuşun siz, ses geliyor mu? Devam edelim Abdurreşit abiden, vakit biraz kısıtlı. Evet Abdurreşit, buyurun. Öncelikle ben Hasan'ın itirazlarına dolayı kendisini tebrik ediyorum. Ya bir şeyi eksik anlatıyoruz ya da tam ifade edemiyoruz ve bayağı başka bir perspektif açılmasına vesile oluyor. O açıdan itirazlarına devam etmesini tavsiye ediyorum. Konunun daha çok açılmasına vesile de olabiliyor. O elini kaldırdı, bir şey söyleyecekti. Konuyla alakalı olduğu için önceliği ona vermek istiyorum. Eğer söyleyecekse bir şey bekleyeyim, ondan sonra söyleyeyim. Yoksa ben kendim söyleyip devam edeceğim. Evet Hasan, diyeceğim bir şey var mı? Hasan buyur. Elini kaldırdın. Teşekkür ederim. Ya Yunus Bey'in anlattığı ya da sizin genel olarak anlattığınızda kendi dairemizden meseleye bakma açısından bir sıkıntım yok. Ya benim itiraz ettiğim nokta bu meselelerin çok genellenip hatta ilerisinde bunu yaratıcıya götürecek bir delil olarak kullanılmasında. Ben kendi çevremde temizliği görüyorum. Bunun bir yaratıcıya bakan yönü vardır ve kendi iç dünyamda onu böyle anlamlandırıyorum. Burada sıkıntı yok. Ama ben bunu daha ileri götürüp imanıma delil etmeye çalışırsam bu çok hassas ve çabuk kopabilecek bir delil olur diye düşünüyorum. Benim anladığım Hasan, aslında birinci ifade ettiğin cümlede aslında konuşulanlar. Bakalım Abdurreşit ne diyor bu konuda? Abdurreşit buyurun. Ben tam tersi kopulmayacak bir delil olarak görüyorum. Yani öyle bir mesela hikmetle bağlantısını söylediği zaman cümlede şöyle bir şey kullanmıştı. Hikmetli yaratılış temiz bir yaratılış değil anlamı çıkıyor. Bu yönde oluşabilir sonuç hikmetli bir yaratılış temiz bir yaratılış değil. Tam tersi temiz bir yaratılış olduğunu. Çünkü hikmet bir şeyi kastetmektir. Bir şeyi ortaya koymayan, bir hedefe binaen, bir hedef doğrultusunda bir şeyi kastetmektir hikmettir. Bir çiçeğin kastediliyor olması, bir toz diye bir kavramın kastediliyor olması ve bana gösterilmesi hem hikmettir hem de temizliği gerektirir. Ki temiz olmazsa, o anlam temiz olmazsa ben onu anlayamam. Ben şu relativite konusunda da bir şey söylemek istiyorum. Hepimiz temiz dediğimiz zaman kendimize göre temizi anlarız ama hepimizin ortak bir temiz kavramı da vardır. Temizlikten ne kastettiğimizi biliriz. Elma dediğimiz zaman herkesin kendi dünyasındaki elma algısı farklı olsa da elma ile ne kastettiğimiz bellidir. Bu fiziki varlıklar için böyle olduğu gibi manevi, anlamsal varlıklar için de böyledir. Ahlak dediğimiz zaman veya temizlik dediğimiz zaman veya güzellik dediğimiz zaman ne kastedildiği bellidir yani. Anlarız. Bunlar ortak bir insanlık, ortak bir bu kavramda ortak bir paydada buluşur ve bunun temizliğin
diyelim nezaf şeyden güzellikten farklının bir farkı olduğunu, bu farklılığın anlaşılabilir olduğu kesin yani. Ben çiçeği böcekten ayırt edebiliyorsam kavramları da birbirinden ayırt edebiliyorum. Ama algı tabii ki benim algımla senin algın aynı değildir ama herkesin dünyasında bir temizlik kavramı, herkesin dünyasında bir güzellik kavramı, herkesin dünyasında bir pislik kavramı var. Yani bu kavram ortaktır. O açıdan baktığımız zaman herkes nasıl buna bir şeye elma, bir şeye armut, bir şeye taş diyebiliyorsa temiz de diyebiliyor. Yani ev pis, bugün ev çok pis dediği zaman kişinin ne kastettiğini aşağı yukarı anlıyoruz. Evet, bizim dünyamızda temizlik kavramı herkesin dünyasında farklı farklı yansımalar olsa da ev pis derken, dağınık derken ne kastedildiği bellidir. Yerli yerine git mesela, dağınık bir ev gördük, geldik bir müddet sonra düzenli bir hal gördüğümüz zaman evet ev düzenlenmiş diyoruz. Ev düzenlenmiş, bunu anlayabiliyoruz. Ve evin düzenliliği, düzenleme fiilinin varlığına, o varlığın da düzenleyen birinin varlığına delilidir. Ben bir çiçeği görüyor ve anlamlandırabiliyorsam, bir pislik kavramını anlamlandırabiliyorsam, ve hedeynâhu necdeyn diyor mesela. Biz iki yolu da ona hidayet ettik, açıkladık, bir belirgin kıldık diyor. Bu ne demektir? Biri kasıtlı olarak bana bu anlamı göstermek istiyor diye anlıyorum. Ki ben bir şeyi fark ediyor olmam, bir şeyi anlıyor olmam, kalem diye bir manayı anlıyor olmam, bütün kainat içerisinde süzülerek kalem diye manayı kasteden ve kalemi bana gösteren bir kasıtlı yaratılışı göstermesi açısından benim için çok muhteşem bir delil. Kainatın bütünü içerisinde bana kalem diye bir anlam gösteriliyor ve bu anlam sürekli yaratılıyor. Sürekli, devamlı olarak benim kafam karışmıyor. Kaleme baktığım zaman neyin kalem olduğunu anlayabiliyorum. Bu hem hikmettir hem de temizliğin bir neticesidir. Onu demeye getiriyorum. Evet, bu kadar. Teşekkürler. Abdurreşit, sizin gündeme getirdiğiniz gibi özellikle bu metni ilk çalışırken başlığında ismi Kuddüs metnini şöyle bir konu bağlama gelmişti. Neden Kuddüs ismiyle bu metnin 30. dilema başlıyor? Hasan'ın o son yaptığı yorum bağlamında şöyle demiştik. Mesela bir insan eve girdiğinde temizlik fiili evdeki en son aşama olarak, mesela düzenlilik olması gerekir, yerli yerinde olması gerekir, ölçülü olması gerekir vesaire. En son bu bütün fiillerin son aşaması ise, insanın muhatap olduğu son aşaması ise temizlik olayı. Yani temizlenmesi, temizlik fiili diğer hikmetliliği, ölçülülüğü, düzenliliği ardından zaten taşıyan, gerektiren bir fiil olduğunu konuşmuştuk. Osman Erenay'ın eli havada. Buyur Osman. Evet, ben de kısa bir şey söylemek istiyorum. Biraz da relativite kavramından, yani relative olmasından yola çıkarak metne nasıl, daha doğrusu kendimden örnek vereceğim. Şöyle, metni okuduğum zaman ben evvelden şöyle okuyordum. Evet, Said Nursi şu anda bana kainatın tertemiz olduğunu ispatlayacak diye okuduğum zaman bir sonuca gelemediğimi fark etmiştim. Şu anda belki işte kendimden örnek vererek belki bu yardımcı olur diye bunu mevzu bahis yaptım. Şöyle, aslında burada şimdi okuduğum zaman relatif olduğunu da hesaba katarak Said Nursi sanki şunu anlatmaya çalışıyor. Bakın, ben kainata baktığım zaman kendi açımdan, kendi gözlemlerime dayanarak bir temizlik faaliyetini görüyorum. Ve ben buna bir Kuddüs'ün, bir Kuddüs isimlendirmesini yakıştırıyorum. Ben bu sonuca ulaşıyorum. Siz de kendi gözlemlerinizle kainata baktığınız zaman belki başka gözlemler, başka şeylere bakacaksınız. Başka cisimlere, başka fiillere bakacaksınız. Orada Kuddüs ismini de görebilirsinizin metodunu öğretiyor sanki. Böyle baktığım zaman daha mantıklı geliyor. Çünkü
Evet, bakıyorum. Başkalarının delilleri bana temiz gelmiyor olabilir. Bence temizlik değil diyebilirim. Ama şu da var. Baktığım zaman hakikaten temizlenme eyleminin de görüldüğünü, bu isimlendirmenin yakıştığı halleri de tespit edebiliyorum. Bence yani kendi açımdan bu benim için daha önemli bir şey olmuştu. Belki bu yardımcı olabilir diye düşündüm. Paylaşmak istedim o yüzden. Teşekkürler Osman Aranay. Güzel. Ben de istifade ettim sizin bu yaklaşımınızdan. Yani temelde meselenin insanın kendi gözlemlerine hangi sonuca bağlayacağı diyebilir miyiz? Yani kendi gözlemlerimi ben hangi sonuca bağlıyorum? Sonuçta insan gözlemlerde bulunuyor. Gözlemi var. Göz önündeki varlık alemi var. Evet, vaktimiz doluyor. Bu arada Yunus dersin sonunda, müzakerenin sonunda paylaşacak inşallah. Bir anketimiz olacak bizim bu sohbetlere dair. Anket olacak. Onun sohbetin sonunda müzakere bitince Yunus linkini paylaşacak. Müzakereye devam edelim şimdi. Vaktimiz daralıyor. Erdoğan buyur. Evet. Seste bir problem var mı? Şu an yok. Gayet ses güzeldi. Demin bağlantı kopmuş sanki. Evet. Yani bağlandığım cihaz internetten koptu. Dolayısıyla özür dilerim. Bundan dolayı teknik bir problem yaşadım. Ben biraz önceki, kopmadan önceki okuduğum yorum aslında şu andaki yapılan konuşmaları da dinlerim başka bir cihazda. Şöyle, aslında benim söylemek istediğim biraz daha kolaylaştı gibi geliyor. Bu okuduğum metinde müellifin o vurgu çok önemliydi. Yani bize bir temizlik burada tarifi yapılırken aslında relatif görecelik olarak herkesin kendine göre bir temizlik algısı var ama Abdülreşid'in özellikle ifade ettiği herkesin ortak bir temizlik kavramında buluşması derken ben aslında bu müellifin burada çizdiği çerçeveyi kullanarak şöyle diyorum. Aslında temizlik, herkes farklı farklı şeyleri kendine göre kirli olarak veya işte pis olarak görebilir. Ama bu pis veya kir görmek ne anlama geliyor dediğimiz zaman herkesin aynı çerçevede aynı kanaate ulaşmasını şöyle anlıyorum. Yani o benim için bir anlam ifade etmiyor. Yani bir pislik, kirlilik bana bir fayda, bana bir benim için bir ihtiyacımı giderenin ötesinde aslında benim sevmediğim, istemediğim bir şeyi bulunmasında hoşlanmadığım bir şeyi tarif ediyorum. Bu tarif ortak, evrensel bir tarif ama bu istemediğimiz şeyler kişiden kişiye değişebilir. Şimdi bu tanımdan hareketle eğer temizliği, bu evrensel tanım, burası itirazı açık, ben yine bu tanımı söylüyorum. Yani benim istemediğim, sevmediğim, benim için sevmediğim, istemediğim şey başkası için de başka bir şeyi sevmediği, istemediği bir şey bakmasında işte herhangi bir özelliğinden dolayı nefret ediyor, bulunmasını istemiyor. Bu şekilde bir tanımlamayı biz kir veya ufunet olarak tanımlarsak ki bunda ortak bir tanımlama olarak algılıyorum ama kirli ve pis gördüğümüz şeyler relatif olabilir. Herkesten, her mahluktan, her canlıdan farklı farklı şey örnekler alabiliriz. Ama kainata baktığımız zaman sanki müellifin burada dikkatimize sunduğu şey tesadüfi bir kir, menfaatsiz, lüzumsuz bir madde bulunmaz derken kainatta bir şey söyleyin ki o kainat açısından gerçekten gereksiz, gerçekten istenilmeyen, kainatın bütünü açısından gerçekten yani belki Hasan'ın da o hikmete vurgu yaptığı yönüyle hani hikmetsiz, hiç anlamsız bir şey olsun. Yani şunu söylüyorum. Yani benim için sevmediğim bir şey aslında o kainatın bütünü açısından
başka kainatın bu temizliği, bu kainatın dengesi ekosistemi açısından diyelim, tam ifade edemedim. Mutlaka kainat için o dönüştürülebilir istihale, yani dönüştürülebilir bir makinası, onun için pis kir olmayan bir karşılığı var. Yani dolayısıyla kainatta o zaman kirlilik yok diyebiliriz. Yani kirlilik yok demek, kainat açısından hiç kullanılmayan, değerlendirilmeyen, direkt atık olarak atılması gereken bir madde göremiyoruz. Yani bu açıdan baktığım zaman kainatta kesinlikle bir nezafetin, bir temizliğin kastedildiğini ve her şeyin mutlaka onu istihale edecek, dönüştürecek, ondan istifade edecek bir mekanizma, bir varlık kasten var edilmiş. Yani bu açıdan baktığımız zaman, şimdi benim dünyamda benim çöpe attığım bir şey var. Bu bana temizlik kavramını öğretiyor. Yani mesele şu değil. Ben şunu çöpe atıyorum, diğeri başkası çöpe atıyor. Bunu konuşmuyoruz. Bu zaten relatif. Ama şu çok önemli. Kainatta çöpe atılan bir şey gösterebilir misiniz? Yani kainat açısından baktığınız zaman bir şey gerçekten çöp olarak duruyor. İstihale edilemiyor, dönüştürülemiyor. Yani bu noktadan ben bir tarif getirmek isterim. Uzattım, özür dilerim, teşekkürler. Allah razı olsun Erdoğan, vaktimiz de doldu. Sizin bu gündeme getirdiğiniz konu, Ali Menver'in ilk konuşmasında gündeme getirdiği ilginç bir kavram vardı. Kainatta pislenmeden bir temizlik yapılıyor. Her şey temizliğin kendisi, temizleme faaliyetinin kendisi temiz noktasında bir vurgusu vardı. Onu bana çağrıştırdı. Allah razı olsun. Notlar vardı, onları kısaca paylaşıp ben hemen dersi bitirelim inşallah. Vaktimiz doldu. İlyas Üzüm demişti ki, temizlikle zıddı olan kirlilik fenomeninin evrensel yönü de var. Relativiteye bakan açık yönü de var. Bu konuda Abdurreşit olsun, Ahmet Ali olsun, en sonunda Osman Eranay'ın konuşmalarının bu konuya açıklık getirdiğini düşünüyorum. Yunus, İlyas Üzüm'e güzel özetledin diyor. Erdoğan'a çok güzel diyerek Allah razı olsun dua ediyor. Yine Yunus en son, Erdoğan yaptığı konuşmaya çok güzel bir nokta istifade ettim ve kainatta daima bir istihale mekanizması var. Metindeki bu kavramı, Ahmet Ali'nin dikkat çektiği kavramı gündeme getirdi. Allah razı olsun. Deyip Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim ve ahir davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. Allah rızası için El Fatiha.